Merhaba, Naz Kuyun Restoranı'na hoş geldiniz. Ben Naz Kuyun Restoran Şefi Hüsnü Dikmen. Şimdi size hafif bir yemek yine, levrek ızgara yapacağız. Levrekleri bu şekilde alıyoruz, filosu çıkartıyoruz kılçıksız. Yani kılçığın donmamasına dikkat edersek daha iyi olur. Yani yerken damağınıza batmasın. Levreklerimizi alıyoruz bu şekilde. Levrek balıklarımızı temizledikten sonra, yıkandıktan sonra bir kurutmamız gerekiyor. Şöyle ıslak olmasın çünkü ızgaraya attığınız zaman yapışabilir. O da sıkıntı olmasın, parçalanmasın balık. Kuruttuktan sonra yine zeytinyağı ve çiçek yağıyla karıştırdığımız yağımızın içine atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra ızgaraya doğru yönleniyoruz. Ve ızgaraya biz tabii kömür ateşinde yine yapıyoruz bunları. Evde bunu ızgara olmayabilir. Yine teflon tavada az yağda veya kendi yağıyla böyle marine ettiğimiz yağla pişirebilirsiniz ızgarada. Ama tavanızda pardon. Yanında biz burada Naz Kuyun'da şey veriyoruz. Patates püresi artı roka ve limon veriyoruz. Patates püresi derken sadece patates püresi değil. Tabii evinizde mevsim sebzelerinden vardır illaki. Havuç olur, kabak olur, patates olur. Taze baharat dediğimiz olay var. Taze baharat, maydanoz, dereotu, nane atabilirsiniz içine. Bunu böyle ısıtıyoruz. Ha, bunun bir püf noktası ızgaranın kızgın olması. Artı balığın yüzü pişmeden çevrilmiyor, yapışıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Yapışan balığı çevirmeye çalışırsak dağılır yani. Onu da şey yapmaz. Balık yemekten zevk almayabilirsiniz yani. Balıklarımız nar gibi kızarıyor yani. Püremiz de hazır. Altını kapatıyoruz. Ve artı servis etmek için biz normalde kare tabaklarda veriyoruz ama tabağımız da hazır. Balıkları bekliyoruz yalnız pişmesini. Balıkları tahmin ediyorum pişmek üzere. Pilot olduğu için balıklar çabuk pişer. Pişmiş zaten. Bunları alıyoruz bu sefer. Bu şekilde servise hazır duruma getiriyoruz. Yani üzerine parlak olsun diye biraz zeytinyağı şöyle gezdiriyorsunuz. Servise hazır balığımızda. Şu anki yemeğimiz ızgara levrek. Izgara levreği nasıl yaptık? Levrek balığımızı balıkçıdan aldık. Filetosunu çıkarttık. Sosladık. Izgaraya attık. Yanına da biz roka koyduk. İşte püre yaptık. Sebze püresi. Sebze püresinde kabak, havuç, patlıcan, işte ne bileyim patates. Evde az az hepsini hemen pratik bir şey yapabilirsiniz. Biz balığımızı hazır hale getirdik. Umarım bunu evde de yapabilirsiniz siz zaten. Afiyet olsun.